Sayın izleyiciler, merhaba. Türk Toraks Derneği Hak Söyleşilerinin bu bölümünün konusu kentsel dönüşüm ve asbest. Benim ismim Abdülsamet Sandal, göğüs hastalıkları ve iş ve meslek hastalıkları uzmanıyım. Halen Ankara Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde görev yapmaktayım. Bugünkü konuşmacımız Sayın Profesör Doktor İbrahim Akkurt. Kendisi göğüs hastalıkları uzmanı ve iş ve meslek hastalıkları uzmanıdır. Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi'nde göğüs hastalıkları uzmanı olarak uzun yıllar çalışmıştır. Yine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde göğüs hastalıkları ana bilim dalında öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Aynı üniversitede idari görevlerde de bulunmuştur. Halen Ankara'da özel bir sağlık kuruluşunda göğüs hastalıkları biriminde çalışmaktadır. Türk Toraks Derneği başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluş, derneklerde yürütülen çalışmalara katkıda bulunmuştur ve halen katkı vermeye devam etmektedir. Daha dün Asbest Söküm Uzmanları Derneği'nin bir etkinliği kapsamında asbestin sağlık etkilerini kapsamlı bir sunumla anlatmıştır. Hocam tekrar hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum sevgili Samet bu güzel sunuşum ve tanıtımın için. Ben de tüm izleyiciler adına size teşekkür ederim hocam. Bugünkü konumuza istinaden bazı sorularım olacak. İlk soruyla başlayayım. Asbest nedir? Asbest doğal bir madde midir? İnsan yapımı mıdır? Ne de nerelerde bulunur? Kullanım alanları nelerdir? Yani hocam bize asbestten biraz bahseder misiniz? Evet, teşekkür ediyorum. Öncelikle ben de Türk Toraks Derneği'ne, genel merkezine mesleki hastalıklar, mesleki solunum hastalıkları çalışma grubuna böyle önemli bir konuda halkı bilgilendirme fırsatı verdiği için ayrıca teşekkür ediyorum. İkinci teşekkür de hani halef selef durumu denir ya, yani Samet, sevgili Samet'i gördükçe Meslek Hastalıkları Hastanesi'nde, Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi'nde çalıştığım günler geliyor ve orası gerçekten de altyapı ve hani gördüğü önemli işlev nedeniyle bir enstitü mahiyetinde olması gereken bir yer ki benim rüyamdı. Maalesef gerçekleştiremedim. Umut ediyorum hani gençler, Samet başta olmak üzere çok da donanımlar, sizler gerçekleştirirsiniz. Evet, sorularını tane tane yanıtlamaya çalışayım. Asbest nedir dediğimiz zaman asbest bir silikat grubudur. Doğada bulunan magnezyum, alüminyum, kalsiyum, silikat grubundan olan lifsel özellikte bu grupta olan mineralleri biz etkinlik açısından iki ana gruba belki ayırmakta fayda var. Birincisi partiküler dediğimiz, yani inhale edildiğinde, solunum sistemine geldiğinde çapı eni çapına eşit olan, bir de lifsel dediğimiz yani boyu eninin en az 3 mislinden daha fazla olan ve çok farklı bir solunumsal dinamikle etki eden bir olaydır. Doğal mıdır? Evet, doğaldır. Jeolojik olarak doğada bulunur. Doğadaki hani yapının, jeolojik yapının %60-70'i zaten silika ve silikatlardan başta olmak üzere vardır. O da asbest yatakları diye ifade edilebilecek dünyanın değişik yerlerinde maden yataklarının bir kısmı da asbest yatağı tarzındadır ve doğada bulunur. İnsan yapımı mıdır? Evet, özellikle hani zararları belli olduktan sonra 1970'lerden itibaren belki de yavaş yavaş 1960'taki, belki biraz sonra konuşuruz, zararlarının somut bir şekilde ortaya konmasından sonra ikame olarak insan yapımı elyaflar, maddeler yapılmaya çalışmıştır ama ana özütü onların da yine doğadır. Yani doğada olan bu silikatların bir şekilde işlenip cam, seramik gibi elyafların yapımı, yani şu anda man-made fiber denilen insan yapımı liflerde asbestin yerine ikame olarak bulunuyor. Nede ve nerelerde bulunur dediğimiz, işte hani doğal jeolojik yapının içinde bulunur ve madenlerdedir. Kullanım alanları
Özellikle sanayi devrimiyle beraber 1800'lerin başından itibaren Kanada, Rusya, Brezilya, Hindistan başta olmak üzere asbestten zengin yatakları bulunan yerlerde sanayi devrimiyle beraber çok mucizevi denilebilecek özellikleri olan bir mineral olduğu için 3000'den fazla iş kolunda giderek kullanımı mümkün hale gelmiştir. Nedir o mucizevi özellikleri? Bir defa basınca ve ısıya çok dayanıklıdır. Yani 1200 santigrat derecede bile hani erime potansiyeli olmayan, her türlü basınçla kendini çok kaybetmeyen, sürtünmeye dayanıklı olan ve tam bir izolasyon bu özellikleri nedeniyle sağladığı için 3000'den fazla iş kolunda 1980'lerin sonuna kadar kullanılmıştır. Fakat 1980'lerden itibaren de bu kullanım alanları bu kadar geniş olmasına rağmen bir takım sıkıntılar yarattığı da somut bir şekilde 1960'lardan itibaren net bir şekilde ortaya konulmuş olan tehlikeli bir mineral, yani mucizevi bir etkiden tehlikeli bir mineral sınıfına geçmiştir. Teşekkürler hocam. Tehlikeden bahsettik. Bu tehlikelerden biraz konuşmak istiyorum. Asbest vücudumuza nasıl etki eder? Asbeste nasıl maruz kalırız ve maruz kaldığımızda hangi sağlık problemleri gelişebilir? Asbest vücudumuza esas ana giriş yolu solunum yoludur. Özellikle hani bu lifsel yapıda olması, hafif olması nedeniyle kapalı ortamda, hava sirkülasyonu iyi olmayan ortamlarda, çalışma ortamlarında uzun süre havada asılı kalma potansiyeli vardır. Ve bu potansiyel nedeniyle solunum havasıyla başta olmak üzere vücudumuza girer. Solunum sisteminde alveoller alanına, yani hava değişiminin olduğu alanlara, hatta işte bir kısmı krizotil dediğimiz, serpentin grubu dediğimiz hani kıvrımlı yapısı olan ama bir de dik şeklinde olan amozit grubu diye ifade edilen yapı ve bunların her birinin kendilerine özgü o yapıları nedeniyle solunum sisteminin en derinine, yani akciğerin üzerindeki zara kadar gidebilme potansiyeli vardır. Ve bugüne kadar hep ifade edilen neredeyse hani %99 oranında solunum yolu ama özellikle temasla da özellikle de gastrointestin, yani bir şeyler yeme içmeyle de bir takım etkilerinin olduğuna dair hep bir spekülasyon, hep bir şüphe vardı ve bu şüphe zaman zaman bazı çalışmalarda hayır yoktur, sadece solunum yoluyla alınınca zararlı etkileri ortaya çıkıyor denilirdi ve bu solunum yoluyla ortaya çıkan etkilerinin dışındaki bu bahsedeceğimiz etkilerde hep bir kuşku dediğim gibi dolanırdı. Akciğerlerde hocam peki hangi etkileri oluyor? Sağlık problemleri anlamında ne türlü etkileri oluyor? Şimdi solunum sisteminde ki etkileri kabaca iki ana grupta tüm klasik kitaplarda toplanılır. Hani benign etkiler ve malign etkiler. Benign etkiler dediğimiz hani iyi huylu diye tırnak içinde ifade edilen etkilerdir ama hani bunu çok da şey yapmamak lazım. Ya iyi etkilermiş diye algılamamak lazım. Kanser dışı etkiler diye sanırım ifade etmek daha uygundur. Bu kanser dışı etkiler dediğimiz zaman akciğerlerin kendisinde birikimi sonucunda o birikimine karşı olan reaksiyon neticesinde bir toz hastalığı olan asbestozis dediğimiz bir pnömokonyoza sebep oluyor. Ki bu pnömokonyoz akciğerlerde bir nasırlaşmaya doğru gidip solunumu sıkıntıya gelecekte sokup solunum yetmezliğine sebep olabiliyor. Akciğerin zarlarını tahriş ederek kalınlaşmalara,
kalsifikasyonlara, plaklara yol açabiliyor. Akciğerin bu zarlarıyla beraber parenkim dediğimiz havalanan kısmının etkilenmesiyle beraber atelektaz dediğimiz hani sönme noktaları, round atelektaz, yuvarlak atelektaz dediğimiz durumlara sebep olabiliyor. Diğer sistemlerde de yani kalbin üzerindeki zar da dahil olmak üzere diğer sistemlerde de bu tarzda hani nasırlaşma ve kalınlaşma ile gidebilecek değişikliklere sebep olabiliyor. Birçok organda farklı olmak üzere. Bir de kanser hani türü etkiler. Bu kanser hani akciğerin kendi bronş kanseri ve akciğerin üzerindeki zarın kanseri, mezotelioma diye ifade edilebilecek olan kanser. Bunlar en hani kötü ve hani fatal seyreden durumlardır. Özellikle de hani sigara başta olmak üzere farklı zararlarla beraber asbeste maruz kalanlarda bu etkiler daha da bir belirgin, aşikar, daha hızlı bir şekilde de ortaya çıkabilmektedir. Buradaki olay yalnız şudur. İlk maruz kalınanla bu etkilerin ortaya çıkması arasında hani saatler, günler, dakika, haftalar falan değil, en erken yıllar itibarıyla yani ilk şey olan etkisi işte akciğerin zarlarının tarihi sonucu ortaya çıkan su toplanması, plörozi diye ifade ettiğimiz o bile hani ortalama 5-10 yıl sürede olabilmektedir. Bu diğer kanser diye ifade ettiğimiz hani mezotelioma başta olmak üzere ortalama hani 20-40 yıl diye ifade ediliyor ki 40 yıldan fazla da hani ilk temasla kanserin ortaya çıkması arasındaki süre literatürde 70 yıl kadar da gösterilmiştir. Teşekkürler hocam. Bu önemli sağlık problemlerinden bahsettik. Bunlarla alakalı olarak peki asbestin ülkemizde veya dünyada kısıtlanmasına ilişkin bir girişim var mı? Veya böyle bir önlemler var mı? Bunlardan varsa bahsedebilir misiniz hocam? Tabii. Şimdi bu mucizevi mineral dediğim gibi sanayi devrimiyle beraber 1800'lerde yoğun bir şekilde kullanılıyor ama 1900'den itibaren hani tıpta biraz önce bahsettiğimiz o çalışmalarla tek tük vakalar tarzında zararlı etkilerinin insanda yani hem kanser dışı etkileri hem de giderek 1920'li 30'lu yıllarda kanserle ilişkisi de olabileceğine dair kuşkular. Ama bu kuşkular hani somut bir şekilde 1960'larda özellikle Güney Afrika'daki altın madenleri başta olmak üzere birçok yerde daha sonra da teyit edilen çalışmalarda çok ciddi mezotelioma ve akciğer kanseri gibi fatal ve geri dönüşü olmayan durumlar söz konusu olunca insanlarda ve bu çalışmalar daha sonra farklı araştırmacılar tarafında da tekrarlanınca somut bir şekilde bir korku oluştu. Halk sağlığı doğal olarak toplum sağlığını korumaya yönelik olmak üzere 1960 ile 80'li yıllar arasında acaba kuşkuları somut bir şekilde bu araştırmacılar tarafından ortaya konunca tüm dünyada 1980'den itibaren asbestin önce daha tehlikeli, zararlı şekli olarak kabul edilen hani bu dik olarak gelen amfibol grubu diye ifade edeceğimiz mavi kahverengi asbestler falan yasaklandı. Daha sonra bu krizotil diye şu anda sanayide %95-93-95'lerde kullanılan şekli daha çok hani kıvırcık tarzda fibril yapısı olan şeklinin de benzer etkileri olduğu görülünce 1990'lardan itibaren o da dahil olmak üzere işte biraz önce bahsettiğimiz asbestin yerine başka şeyler bulunabilir mi noktasında bir şeye itildi ve Dünya Sağlık Örgütü özellikle 1970'ten itibaren Dünya Sağlık Örgütü'nün Kanser Enstitüsü tarafından net bir şekilde asbestin tüm türleri grup 1, grup A diye ifade edeceğimiz kanserojenler listesine ilave gösterilince asbestin tamamen kullanımının sınırlanması peşinden de yasaklanması noktasına gelindi. Sanayide kullanımı 2000'den itibaren ciddi bir sınırlamadan sonra dediğim gibi birçok ülkede yasaklandı gibi 2000
Onun 31 aralığında bizim ülkemizde de bu yasaklanma getirildi. Yani 2011'den itibaren resmi olarak sanayide şu anda bizim ülkemizde de kullanılmıyor. Böyle bir sınırlama getirildi. Teşekkürler hocam. Bu sınırlamalara rağmen asbest hala kullanılıyor mu? Ya da geçmişte kullanılan asbestin günümüze yansıyan etkileri var mı? Bu açıdan hangi alanlar özellikle önem taşımakta? Bundan bahsedebilir misiniz? Şimdi bu sınırlamalar getirildi ama bu sınırlamaları ekonomisinin bir kısmı buna bağlı olan ülkelerde ya da çok ciddi bir şekilde asbest yatağı madenleri bulunan ülkeler çok fazla kolay hazmedemediler. Yani bunların başında işte Rusya, Brezilya, Kanada, Hindistan olmak üzere yani asbest üretimi işte yıllık 10 milyon tonlarla ifade edilecek düzeylerden şu anda sıfırlanmış değildir üretim. Ve bu üretim yani 5'te 1, 6'da 1'e kadar inmiş vaziyettedir. Tabii bu üretim devam etmesi demek kendileri birebir ifade etmeseler de kullanılıyor anlamındadır. Yani bir talep var ki hala arz devam ediyor. Bizim ülkemizde de hani resmi olarak şu anda kullanımı tamam yasak kullanılmıyor ama ve sanayide kesin olarak şey olmuyor ve farklı bir süreçti. Merdiven altı işlerde dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi bizde de çünkü oldukça hani diğerlerine göre ucuz ve birçok özelliği var. Hani idame ya da ikame edilecek yerine konuluncaya kadar zararsız bir şey ki o zararsız bir şeyi de koymak pek olası değil. Bugün için maalesef dünyada kullanılıyor. Kaldı ki hani şöyle bir sıkıntı var. Yani şu anda tamamen tüm dünyada sıfırlansa bile bu biraz önce bahsettiğimiz etkilerinin uzun sürede ortaya çıkması nedeniyle yani şu anda sıfırlansa en az bir 40-50 yıl kadar süreyle bu bahsettiğimiz asbeste bağlı kanser dışı hastalıklar ve kanser mezotelioma da dahil olmak üzere sıkıntısını bir şekilde dünyada çekecek, biz de çekeceğiz gibi gözüküyor. Hocam teşekkür ederim. Son olarak esas konularımızdan biri olan kentsel dönüşüme sözü getirmek istiyorum. Çok geniş kullanım alanları olduğundan bahsettik. Geçmişte kullanılanların günümüze yansıyan sağlık sonuçları olacağından da bahsettik. Bu anlamda belki kentsel dönüşümü de değerlendirmemiz gerekiyor. Kentsel dönüşümle asbest arasındaki ilişki ne? Kentsel dönüşüm sırasında kentsel dönüşümde çalışan işçilerin mi sadece dikkat etmesi lazım yoksa halka yansıyan riskler olabilir mi? Bu asbest maruziyeti kentsel dönüşüm sırasında gerçekleştiği durumda bu kaçınılmaz mıdır, önlenebilir mi? Bu konuda neler yapılabilir? Bu konulardan bize bahsedebilir misiniz? Tabii. Şimdi tüm dünya şu anda gerçekten de bunun sıkıntısını ve korkusunu yaşıyor. Yani kontrolsüz bir şekilde 1900'lerin başından itibaren o kullanımının ana noktalarından biri işte inşaat sektörüydü. Yani inşaatta bir binanın en az bir 15-16 ayrı noktasında hani boruların izolasyonundan tutun da işte altta zeminde bulunan marleller, karoserlere kadar çatı izolasyonu yani bir sürü yerde kullanımı yapıldı ve yoğun olarak yapıldı. Tabi bu binalar da eskidi ve bu binaların bir kısmı şu anda hani nasıl acaba imha edilir ya da nasıl asbestin halka, topluma zararı dokunmadan yapılır diye İngiltere başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde hatta Amerika'da birçok ülkede şu anda bu ciddi bir sorun olarak devam ediyor. Bizim ülkemizde de bir hani deprem kuşağındayız. Özellikle ağır bir deprem yaşadık 1999'da ve İstanbul başta olmak üzere çok ciddi daha ağırlıkta korkutucu takım senaryolar var ve binalarımızın özellikle 40-50 yıl üzerindeki binalarımızın
büyük bir kısmının depreme dayanıksız olduğu da görüldükten sonra 2012'de Çevre Bakanlığı tarafından bir binalarda hani iyileştirme ama bunların içinde iyileştirmenin yapılamayacak olanların da yıkılması ve kentin tekrar yeni baştan yapılması gibi hani kentsel dönüşüm olarak ifade edilecek bir yeni yapılaşma süreci başlandı. Bir takım hesaplamalar yapıldı. Acil olan binalar özellikle ön planda gündeme getirildi ama yapılan hesaplamalar gerçekten de korkutucu. Yani bir 6-7 milyon binadan bahsediliyor. Önümüzdeki 20-30 yılda bu binaların yıkılması yerine yenilerinin yapılması. Şimdi yenilerinin yapılması ayrı bir konu ama yıkılma olayı hem o yıkımı yapacak olan çalışanlar, işçiler hem de o yıkımın olacağı çevrede yaşayan hani yeni doğmuş bebeğinden tutun da işte 40-50 yaşındaki çevre sakini ahalisine kadar bir zararın olmaması konusunda tüm ülkeler kendilerince önlem aldılar, alıyorlar da ve bizim ülkemizde de işte 2010'da asbestin yasaklanmasıyla beraber Çevre Bakanlığı'nın böyle bir işe girişmesi artık aşikar hale gelince Çalışma Bakanlığı bu işi yapacak olan çalışanların kontrollü bir şekilde bunu yapması için çok ciddi yönetmelikler çıkardı. Bu konuyla ilgili ekiplerin oluşturulması, yani insanların asbest konusunda eğitimli hale getirilmesi konusunda yeni bir iş alanı tırnak içinde deyim yerindeyse oluşturuldu. Asbest söküm uzmanlığı gibi. Ve temel amaç burada asbest gibi hani çok öldürücü olan lifsel yapıdaki mineralin hem onu yıkacak olan işçiye zararının olmaması hem çevreye saçılımının olmaması ve bunun için de işte bu uzmanların bir şekilde önce hani belediyelerin bölgesinde bulunan ve yıkım kararı verilen binalarda binanın asbestli olup olmadığının incelenmesi ki bu incelemeye çok da gerek kalmadan zaten hani 2000'den önce yapılmış olan binalarımızın neredeyse tamamının bahsedilen en az bir 10-15 bölgesinde asbest vardır. Ve bu çevreye yayılımın olmaması için binanın negatif basınçlı bir ventilasyon sistemiyle tamamen kaplanması ve oradan çıkacak olan tozun çevreye yayılmasını önlemek ve orada çalışacak olan işçilerin de hani bu korona, COVID'de biz sağlıkçıların çalıştığı gibi tam donanımlı hatta respiratör destekli solunum maskeleri ve cihazları da kullanarak o yıkım olayının kontrollü bir şekilde gerçekleşmesi gerekir ki hem bu yıkımı gerçekleştirecek olan işçiler hem de çevrede bulunanlar zarar görmesin diye. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Ben sorularımın sonuna geldim. Sizin kapatmadan önce son bir mesajınız varsa alıp sonra kapatalım hocam. Ben tekrar ifade ediyorum. Halkımızın özellikle bu kentsel dönüşümde kendi mahallelerinde olan yıkım olayında ve eski binalarda mutlaka bu işleri bir şekilde bağlı bulundukları belediye kanalıyla izlemeleri hem çoluk çocukları hem kendileri için oldukça önemli bir konudur. Ben Türk Toraks Derneği'ne mesleki solunum hastalıklarına böyle bir imkanı verdiği için böyle bir konuda bilgilendirme yapması için tekrar teşekkür ediyorum. Sadece teşekkür ederim sevgili insan. Ben de hocam verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür ederim. Aynı zamanda Türk Toraks Derneği'ne de teşekkür ederim. Türk Toraks Derneği Hak Söyleşilerinin Kentsel Dönüşüm ve Asbest bölümünün sonuna geldik. Herkese sağlıklı günler dilerim. Teşekkür ederim.